Benim çekiyordum. Ben aynadaki yüzümün karşılığını çekiyorsun sandım. Evet, karantinadayız yine. İnanır mısınız? Ve tabii ki size karantinada evde yapabileceğiniz saçma sapan bir öneriyle daha geldim. Hayday! Diyeceksiniz ki Zeynep sen daha önce tie-dye yapmadın mı? Senin batik tişört videon yok mu? Evet var ama bu tie-dye o tie-dye değil. Bu tie-dye renkli bir tie-dye. Diğeri batik yani eskitme gibi böyle tişörtü çamaşır suyuyla rengini ağartıp yaptığınız bir teknik. Bu ise hippilerde genellikle LSD kullanan arkadaşlarda gördüğümüz spiral şeklinde renkli gökkuşağı renklerinin falan olduğu tie-dye modeli. Elimde yani zibilyar tane şey var. Öncelikle 3 çift çorap var. Bunlarla başlayacağız ya da bunlarla başlamayacağız bilmiyorum. Şu an elime bu geldi. 3 çift beyaz çorabım var. Her şey beyaz zaten. Beyaz diye bunu ekstra söylememin bir anlamı yok. 2 adet yastık kılıfı var ki bu Selin'in fikriydi. Bence aşırı tatlı olacak. Böyle rengarenk 2 tane yastık kılıfı benim yatağım için en azından hiç saçma durmayacaktır diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Çok güzel bir dümdüz bir hoodie'm var. Adax'tan 60 liraya mı ne aldım? Bayağı uygun. Bunların hepsini aşağıya da koyacağım bu arada. Tek bir linkte topladım. Bunu aslında bu video için almadım ama aldıktan sonra fark ettim ki iç gösteriyor. Yani şuradan bile fark edersiniz. Şu cep kısmından birazcık içini görebiliyorsunuz. O yüzden bunu da tie-dye'lamaya karar verdim. Bu da bir eşofman altı. Trendyol Mila'dan almıştım yine. Şöyle bir oversize bir tişörtümüz var. Son olarak da az önce kesmiş olduğum X-Small bir yine Trendyol tişört var. Şöyleli. Şimdi bunların hepsine mümkün olduğunca farklı tie-dye yöntemleri uygulamaya çalışacağım. 3-4 tane tie-dye yöntemi deneyeceğiz bugün hep birlikte. Deneyeceğiz diyorum. Ben de hayatımda ilk defa yapacağım çünkü. Diyeceksiniz ki Zeynep bu seti nereden aldın? Bir kere AliExpress'ten aldım. Aradım, taradım. Şu set yine benim güzel ve yalnız ülkemde yok. Setimiz bu. AliExpress'te çok fazla satıcı da var ama Türkiye'de hiçbir satıcı da maalesef yok. Bu şekilde aldığınızda size faydası ne oluyor? Gördüğünüz gibi her bir rengin bir kere içinde tozu mozu hazır şişesiyle geliyor. Bunun içine suyu doldurup çalkalayıp sağa sola istediğiniz şekilde boyayabiliyorsunuz. Yani gidip kumaş boyası alırsanız gidip bir de böyle bir şey almanız gerekecek falan filan. Bin tane iş. Ben olsam 2 hafta bekler AliExpress'ten sipariş veririm. Onu söylemeye çalışıyorum yani. Bu bendeki 12 renkli. 12 ya da 18 renkli iki opsiyon olması lazım. Ben 12'liyi tercih ettim. İçinden lastik çıkıyor, eldiven çıkıyor, yere serebileceğiniz bir muşambamsı bir şey çıkıyor. Çünkü ortalık biraz batabilir. Tüm her şeyi sağlamışlar setin içinde. Şöyle şuraya kadar su doldurun diyor. Bunların hepsinin içine su dolduracağız ve sonrasında atıyorum bundan bir ay sonra başka bir şey yapmak istediniz. Bunları tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. En güzel tarafı da bence her bir şişenin üstünde renginin ne olduğu ile ilgili bir kapağının olması. Ne demek lan o? Garip bir cümleydi. Devam ediyorum. Bunun içinde de sanırım teknikler var. Oha çok iyi. Wow. Şöyle göstereyim. Teknik var. Ve bayağı 3 adımda falan anlatmışlar yani. Bakalım bugün bir fail yaşamadan yapabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Şunlar eldivenler. Bayağı da bir eldiven göndermişler. Bununla saç da boyanır. Saçlarımızı boyamıyoruz. Muşambamız var. Muşamba diyorum ya. Bu muşamba ama yani. Bunun başka bir açıklaması yok gibi. Ha bir de ombre için fırçaya ihtiyacınız var. Ama ombre tekniği gerekli mi? Hayır değil yani. Diğerlerini de yapabilirsiniz. Tüm bunların hepsine bir güzel su tutuyorsunuz. Bütün bu tişörtlere, çoraplara bilmem nelere. Bunların ıslak olması gerekiyor. Sonra güzelce bir suyunu sıkıyorsunuz. Yani ıslak ama şıp şıp su damlamayacak şekilde olması gerekiyor. Şimdi ben bunları bir ıslatıp sıkıp geleceğim. Renklerim hazır. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Şu dibindeki kumaş boyasının iyice şöyle karışması lazım. O yüzden iyice çalkalamanız gerekiyor. Buradaki bence en zor şey renge karar vermek. Yani dünyanın en kararsız insanıyım. 12 tane renk var. Ne yapacağım? Şu an hiçbir fikrim yok. Başka bir açı bulamadık. Şimdi mavi rengi seçtim ombre için. Şöyle göstermek isterim. Şuradan başlayacağım. Şu dibinden maviyi vereceğim. Sonra fırçamı ıslatıp yukarı doğru yayacağım. Planımız bu şekilde. Döküyorum. Şöyle döküyorlar genellikle. Hatta şöyle biraz daha yapalım ki bunun yayılması çünkü. Çok iyiymiş bu arada rengi ya. Evet cidden. Fırçamı ıslatıyorum. Şöyle yayıyorum. Ay bayağı eğlenceli bu. Biraz daha ıslatıyorum. Bunun birazcık böyle buruş buruş olmaması sanıyorum bu yöntem için en azından önemli. Yayıyorum. Şurada birazcık rengin geçişinle ilgili bir sıkıntı var ama halledeceğim.
Ama artık yayıl ya. Vallahi bıktım be. Şöyle yapsam. Sanırım biraz daha fazla su kullanmam lazım. Rengin daha iyi yayılması için gibi bir içgörüm var şu an. Şu yakayı ne yapacağım onu hiç bilmiyorum bu arada ya. Cidden. Biraz üzücü oldu. Ha, şöyle fazlasıyla su ve baskı uygularsanız sanırım yayılıyor. Şöyle yapıyorlardı. Şöyle biraz fırçanın ucuna boya alıp oralara daha fazla mavilik verebilirsiniz. Güzel bir maviymiş. Bir de şöyle yapacağım ben. Şu an böyle bir şeyle yola çıkmaya karar verdim. Şu uçlardan da ombre yapmak istiyorum. Vallahi yorucu ama güzel oldu. Şu amele yanıklarını bir düzelteceğiz sadece arkasında. Evet, arkası da tamam. Gökyüzü gibi oldu, çok hoşuma gitti. Bir de crop top olması daha az uğraştırdı tabii ki. O yüzden böyle daha kısa şeyler seçerseniz, bu tekniği uygulayacaksanız bence daha mantıklı olur. Arka tarafına geçmeyecek sanıp baştan sonra tekrar yapacağımı düşündüm ama öyle olmadı ve geçmiş bayağı. Sadece böyle bazı yerlerini doldurdum. Bayağı pratik oldu yani. Daha fazla bayağı diyecek miyim acaba? Onu da merak ediyorum. Ortalığı batırmadan bir yere asmanın yolunu bulup sonrasında çoraplarla devam edeceğiz. 3 tane çorap yapacağız. Ombre reis. Güzel. Yani her yere damlıyor. İlk defa yapılmış bir ombre tişörte göre bence ya, hiç fena değil. Ya, bekletiyorduk poşette kızım. İlk ombre tişört deneyimimiz başarıyla sonuçlandı gibi gözüküyor. Bunların hepsinin sonuçlarını yarın göreceğiz bu arada. Yarın tekrardan makineye atıp yıkayıp son haline geldiklerini sizinle paylaşacağım. Çoraplara geçiyoruz. Çoraplarda farklı renklerde farklı teknikler uygulamaya karar verdim. Çünkü canım öyle istedi. İlk önce az önce izlediğim bir videodan gördüğüm bir tekniği uygulayacağım. Şöyle alelade katlıyorsunuz. Şöyle şöyle yapıp sonra şuradan şu şekilde bunu bu hale getiriyor çorabı. Sonra yandan şöyle bir lastikle ortalıyoruz. Bir tane şöyle yapıyorum. Bir tane de şu şekilde bir lastikleme işlemi. Lastikleme işlemi uyguluyorum. Mümkün mertebe eşit olmasına biraz dikkat etmekte fayda var. Daha güzel gözükmesi için. Aynen, bir enine bir boyuna lastik attım. Sonra bunu boyadıktan sonra da şöyle Ikea'dan aldığımız bir kilitli saklama poşetlerine tek tek koyacağız. Çünkü hepsinin rengi farklı olacağı için sıkıntı yaşamayalım. Şimdi yeni kullanacağımız boyalar olduğu için şunları şöyle önce güzelce bir çalkalıyoruz. Şu bir tanesi patlayıp her yere boya yapacak diye. Bir yandan da anksiyetem tutmadı değil. Lacivert ve mor yapmak istiyorum. Çünkü lacivert, mor ve arada hafif beyazlar çok tatlı duruyor çoraplarda. Acıktım. Yani sadece acıktım. Evet. Tüm hızıyla devam ediyor tie-dye şöleni. Küçük bir batarya değişimi yaşadık. Çoraplarımı hazırladım. Çıkradı. Çoraplarımı çıkradım. Gördüğünüz gibi bir dikey, bir yatay lastikleme uygulamasıyla bunları kare formuna getirdik gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağız. Lacivertle başlıyorum. Laciverti şöyle birbirlerine paralel olacak şekilde buraları lacivertliyorum. Sonra arkasını çeviriyorum. Yine aynı yerlerin arkasını da aynı renkle boyuyorum. Burası önemli bir nokta. Bu arada şu muşambamsı şey aşırı kolay temizleniyor. Herhangi bir kağıt havluyla çok rahat temizleyebilirsiniz. Çok böyle full boyamaya çalışmayın. Böyle bazı yerlerde beyazlıklar da tatlı duruyor çünkü. Şimdi geliyorum bunun arkasına. Yine aynı yerlere. Ters çeviriyorum. Sıra morda. Diğer tarafında mor yapacağım. Şunu aldım. Bir tanesini attım içine. Şimdi diğerini de hemen hızlıca yapalım. Harika gözüküyor. Cidden çok güzel gözüküyor. Yani nasıl çıkacağını aşağı yukarı tahmin ettiğim için şu an epey bir yükseldim. Şimdi bunların küçükleri de olurmuş bu arada. Diğerlerini boketleyeyim ve küçüklerini kullanalım. İkinci çorapta farklı bir yöntem deneyeceğiz. Şöyle katlama sanatını uygulayacağız. Ve yine iki renk kullanacağım için bu sefer dörde böleceğim çorabı. Lastikle şöyle boşluklar bırakarak hafif şöyle 1, 2, 3 yapacağım ve 4'e bölünmüş olacak. Ben niye şu an eldiven takıyorum ki zaten? Çok doğru bir noktaya değindin. Şu an boyayla işim yok ki. Allah kahretsin. Oh be! Ellerim! Ellerim diye bir video vardı, şu an aklıma geldi. Bak buraya bunu koyacağım. Bunu bilen varsa ne olur aşağı yazsın. Dünyanın en komik editlerinden bir tanesi. Şey böyle psycho but cute bir video, öyle söyleyeyim. Delirdim.
çıkartmışım ve hareket çekiyor yani. Evet. Bağırmak istedim. Çünkü acıktım. Renklerimiz dünyanın en retro iki rengi, yeşil ve kırmızı. Bunlar bir arada cidden birdenbire aman tanrım 90'lardayım havası yaratan iki renk. Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil yapacağım. Çok basit yani. Burası şimdi Dexter'ın evi gibi olacak. Aa, yanlış yaptım. Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil yapacağım. Çok basit yani. Güzel olacak. Araları yedir. Aynen. Kandır bakalım kendini. Senin çok iyi gözüküyor. Şurayı da yeşilliyorum. Bu arada yapması çok keyif. Bak. Evet, şunu şöyle, şunu da şöyle yapıp atıyorum. Çorapta yine ilk çorapta yaptığımız tekniğin 3 lastiklisini yapacağız. Çünkü Selin 3 tane renk istedi. O yüzden 3 lastik yaptım. Yani bir yatay, bir dikey, bir de şöyle çapraz lastikledim. Ama çok düzgün olması gerçekten önemli değil. Onu da söyleyeyim. Bayağı güzel olacak ha. Renkler çok güzel. Bu işin en güzel tarafı bence hiçbirinin aynı olması falan gerekmiyor. Yani bir çorabın öbür tekiyle diğerinin aynı olmasına lüzum yok, düzenli olmasına lüzum yok. Çünkü zaten bu düzensizlikle güzel gözüken bir şey. O yüzden kafanıza göre yaratıcılığınızı kullanabilmeniz bence çok tatlı. Evet, çoraplar bitti. Küçük bir yemek molası vermek zorunda kaldık çünkü tansiyonumuz düştü. Yani o kadar fazla şey seçmişim ki tie-dye yapmak için. Şimdi tişörtü unuttuğumuzu fark ettim. Şu diğer oversize olan tişörtü. Bunda da crumple diye bir teknik uygulayacağız. Yani bayağı aslında kıçınızdan sallıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şöyle şu şekilde bayağı bohça haline getirip tişörtü lastikleyeceğiz. Yani mümkün mertebe yuvarlak bir forma getirmeniz sadece yeterli olur gibi gözüküyor. Bir renk kullansam. Şu mor ve sarı çok hoşuma gitti. Sanırım mor ve sarı yapacağım. Dediğim gibi yani çok fazla rengi bulama derdinde değilim. Çünkü aradaki beyazlıklar da bence güzel bir hava katıyor. Böyle Lakers ama değil. Şimdi bunu şöyle bir poşede bunu şöyle kenara koydum. Lastik kılıflarını spiral yapacağım. Bunun olayı şu. Şöyle ortaya elimi koydum. Böyle mıncıkladım yani, öyle söyleyeyim. Sonra şöyle sıkı bir şekilde çevirmeye başlıyorum diğer elinizle. Buna destek verip aslında tam gül böreği bu. Şuralardan tutarak şöyle lastikliyorum. 3 tane lastik yaptım. Yine dik, yatay ve çapraz olacak şekilde. Ne renk yapacağımı şu an kara kara düşünmekteyim. Neon, turuncu ve pembe seçtik. Bu renkleri ilk defa deniyoruz bu arada. Ay, bayağı güzel oldu. Yastık şeylerimiz de hazır. Kılıflarımız. Hepsinin nasıl ortaya çıkacağını, nasıl olacağını sonucunda yani. Çok merak ediyorum. Evet, gelelim hoodie'ye. Bunu tamamen freestyle yapacağım. Ve buradan da Fuat'ı anacağım. Evet, bunun için biraz daha büyük bir lastik gerekebilirmiş. Şu an var ya, lastik suratıma patlayacak korkusuyla yapamıyorum. Yine standart tekniğimiz olan dikey, yatay ve çaprazlama yöntemiyle 3 tane lastikle hoodie'yi zip moduna getirdim ve sıkıştırdım. Evet, sarıyla vedalaşma ihtimalimiz yüksek. Hoodie bayağı boya yiyor bu arada. Bence önce bunu yapmanız daha mantıklı bile olabilir. Hani istediğiniz renkleri veda etmek zorunda kalırsanız ilk etapta bununla başlayın derim. Emmiyor ya. Evet ya. Şöyle. Acaba nasıl çıkacak bu ya? Hoodie'den çok endişeliyim yani bu arada. Geri kalan hepsinin çok güzel olacağına eminim ama şu an şu hoodie beni biraz endişelendiriyor. Şu an böyle masaj yapıyorum resmen. Tekel poşetine bunu koyuyorum. Çok şükür sonuncuya geldik yani. Gerçekten yaklaşık 1,5 saattir burada oturmuş gözlemeci abalar gibi tie-dye yapıyorum. Bunu yani gerçekten tamamen kıçımdan sallayarak yapacağım. Çünkü çoğunlukla izlediğim şeylerde farklı stiller var, katlama stilleri ve genellikle tek renk yapmışlar. Ama ben bu iç gösterdiği için tek renk yapmak istemiyorum. Elimdeki bütün koyu renkleri kullanarak aşırı karışık bir şey yapacağım. Hiçbir fikrim yok ya. Şöyle katlıyorum yani kafama göre. Saçma sapan bir şey oldu. Bu arada 6 saat böyle durmaları gerekiyormuş. Ben bütün gece tutacağım yani, yarın yıkarız. Oha, çok güzel gözüküyor şu an. İğrenç konuşuyorum. Şunun moda olması hala çok saçma geliyor bana ama güzel gözüktüğü için bir şey de diyemiyorum. Evet, bu da bitti. Şimdi bunu da poşetliyorum. Bütün gece tutacağım bu şekilde. Hiçbir şekilde lastiklerini falan çıkartmayacağım. Sonra direkt makineye atacağım ve bir tur makinede çok az bir deterjanla yıkamayı planlıyorum. Yarın muhtemelen sizinle sonuçlarını paylaşacağım. Evet.
Evet, Şoray Uzun gibi mikrofon tutuyorum. Çünkü o kadar fazla şey var ki içimde sokuşturacak hiçbir yer kalmadı. Bugün neredeyiz? Bugün Tay-Dai diyarındayız. Yaklaşık bir 16-17 saat beklettikten sonra güzel ılık suyla iyice bir duruladım onları. Şöyle suyunu sıktım falan filan. Sonra makineye attım ve 20 derecede yıkadım. Çok az bir deterjanla olabilecek en soğuk sıcaklıkta ne demekse makineye attım. Çok az bir deterjanla dediğim gibi yıkıyorsunuz. Benim birkaç tane tişörtte falan bir daralma, bir çekme durumu vuku bulmuş. Şu altımda görmüş olduğunuz eşofman mesela bana bol olan bir şeydi. Şu an tam oldu. Yani aslında kötü bir şey olmadı ama tişörtler böyle biraz garip olmuş. Birazdan göreceksiniz zaten. Yani niyeyse kaçırmışız burayı yapmayı. Ama şöyle arkasını döndüğümüzde arkası bayağı güzel. Önünde biraz daha renk istedim bunun. Geliyorum eşofman altına. Beyazlığı çok yerinde. Renkler böyle hafif soluk gibi ama biraz da pastelleştiler, o yüzden çok hoşuma gitti. Evet. Çorap, bu renk özellikle çorapta çok beğendim. Şimdi diğer iki çorabı da göstereceğim. Unuttum onu. Bunlar Selin'e yaptığın çoraplar. Şöyle oldular. Bir de muhtemelen eşofmanlarıma takım gibi olan. Aynen. Eşofmanlarla aynı renk seçtiğim çoraplara. Bunlar da çok tatlı oldu. Bunları Nike satıyor. Kaç liraya? Yastık kılıflarından bir tanesine pembe döküyorum diye turuncu dökmüşüm. O yüzden onun bir tanesinde pembe yok. Şimdi size onu göstereceğim. Ama çok güzel oldu ya. Buna bir de yorgan kılıf almak lazım ama bence. Yastık kılıflarından bir tanesi pembe boya sürmeyi unutmadığım versiyonu bu şekilde oldu. Bence bayağı tatlı oldu. Böyle tam spiral gibi de olmamış. Ki bence o böyle aşırı keskin spiral görüntüsü benim çok hoşuma gitmiyor. O yüzden bence güzel olmuş. Diğeri asla pembe yok. Yanlışlıkla turuncu döktüğümü düşünüyorum. Ama bence bu da çok tatlı olmuş. Yani ama şöyle bir şey var. Şimdi bu yastık kılıflarını yaptınız. Diğer nevresimlerle bu nasıl uyacak? O yüzden bence yorgan kılıfı da alıp beyaz. Bence onu da tie-dye yapmakta fayda var. Ama ben artık onunla uğraşmak istemedim yani. Çok büyük olur çünkü yorganla uğraşmak. Benim yatağım iki kişilik. O biraz fazla olur. Ama böyle sade bir takımınız varsa bunlar çok güzel patlar. Çok da tatlı durur bence. Bunları da çok sevdim. Terliyorum yani 3 kat var üstümde. Artık şunları çıkartmak istiyorum. Tişörtü ve ombre tişörtü göstereceğim. YouTube buna hazır mı şu an? Normalde bunu tutmaman gerekiyor senin izlenmesi için. Şu kanalda herhalde geldiğim en saçma hal bu olabilir. Ya da bu hallerden biri olabilir. Çok arttırız. Yani evsiz gibi gözüküyorum. Şaka değil. Amerika'da yaşayan bir evsizim şu an. Crop top bu arada sütyenle aynı boyda şu an. Öyle bir çekmiş ki anlatamam size. Soyun. Nasıl? Çekmiş bir crop top. Şu arkasında garip bir izi var. Sebebini anlamadık. Poşetin üstüne koyup kurumaya bıraktım. Acaba poşetin izini mi aldı bilmiyorum. Evet, Zeynep'in tie-dye dünyası burada sona eriyor. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Umuyorum siz de yaparsınız ve benimle paylaşırsınız. Sizleri öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.